Günaydın Selda Hala, günaydın Deli Ferit. Günaydın canım. Ayşegülcüm, bana niye Deli Ferit diyorlar biliyor musun? Niye? Niye? Çünkü bana Deli Ferit dendiği de ben müthiş sinirleniyorum da ondan. Ah Ferit'cim lütfen sakin ol. Yani... Ben sakinim Selda. Bu benim sakin halim. Sen benim sinirli halimi bilmiyor musun? Hatırlamıyor musunuz? İşte böyle. Yavaş yavaş, uyumaya çalışıyoruz burada. Vay canım benim. Rahatsız mı oldun? Bu terbiyesizliğinden dolayı kedi olma süreni 20 sene daha uzatıyorum. Pes, pes! Ferit abi, abi ne güzel sesti öyle. Abi bir daha yapsana abi. Bu elindekini Ayşegül. Bu mu? Bu tarih dönem ödevim. Okulumuzun son 10 yılı. Bakıyorum da bu son 10 yılda hiçbir şey olmamış okulda. Çünkü daha bitmedi. Her seneyle ilgili ayrı bir fotoğraf koyacağım. Böyle dandik, abidik gubidik şeylerle uğraşacağına 5. şifreyi düşün. 5. Bir kere onun için benim önce bir çırak bulmam lazım. Ama çırak arayacak vaktim de yok sevgili Deli Ferit enişte. Sevgili Deli sevgili delikanlı Ferit abim benim. Neyse ben gideyim, görüşürüz. Hadi canım. Görüşürüz. Delikanlı. Ferit. Olmadı mı daha? Oldu hayatım, oldu. Olmaz olur mu? Eskisinden de sağlam oldu. Deli bizim kadın! Benim daha önce saat tamir etmişliğim mi var? Ay Ferit inanamıyorum. Her şeyin sihri var. Saat tamir etmenin sihri yok. Yok kardeşim yok. Ne yapayım? Sihir kullanma el kılavuzu da zamanla oynamak aşağıdaki 50 madde haricinde kesinlikle tehlikeli ve yasaktır yazmıştım. Saat tamir etmeyi eklemeyi unutmuşum. Ne yapayım? Ferit ben sana inanamıyorum. Yani kuralları kendin koyuyorsun, ceremesini de kendin çekiyorsun. Sus, sus bak çok fena sinirleneceğim, sus. Evet, sırayla gidelim. Sistemli olun. Tamam. 1. Saati tek tek parçalara ayırıyoruz. Tamam. 2? 2. Sen şimdi bunları toplayıp tamirciye götürüyorsun. Ne? Hadi kolay gelsin. Hadi bana müsaade. Aferin. Yaz tahtayı alırsın haftaya. Ay, bu ne kokusu be? Ben eskiden şahsen keman sanatçısıydım. Ama sıkıldım artık şekerim. Yani keman çalmanın o eski havası kalmadı. Hatırlarım da. Eskiden bir haber gelirdi. Ay, diyelim Mozart senfoni bestelemiş. Hadi gider onu çalışırdı. Beethoven sonat bestelemiş. Gider onu çalışırdık. Şimdi ne o öyle? Çakıtı çakıtı çakıtı. Başka hiçbir şey yok. Nereden aldınız bunu? Tatilden. Yani şimdi böyle kemanın boşluğunu dolduracak bir şey arıyorum kendime. Bu dükkanı satayım size. Gerçekten mi? Tabii ki. Ay bilmiyorum ki çok ani bir teklif oldu bu. Yani ben şu ana kadar ticareti hiç kafamda düşünmemiştim. Yani yapabilir miyim acaba? Saat lazım mı saat? Ha? Hiç fena değilim galiba. O zaman hayırlı olsun. Peki kaç para? Kaç para mı? Ay çok fazla yok aslında. Dur bakayım. Bu kadar var. Tamam anlaştık. Vay be! Ne çabuk bağladım ben bu işi. Çok iş bitireceğim ben ya. Benim doğalımda varmış ya. Tüccarlık. Saat lazım mı? Saat lazım mı saat? Hiç merak etmeyin. Bozuk verdiğimiz bütün saatler için özür dileriz. Pazartesi günü gelin halledelim. Anlaştık mı? Pazartesi. Hadi iyi günler. Canım ablacığım,
Pazartesi dedin ama pazartesiye nasıl yetiştireceğiz? Dikkatini çekerim Selda. Pazartesi dedim. Önümüzdeki pazartesi demedim. Sen var ya sen. Sendeki tam bir tüccar zihniyeti. Abla seninle ben el ele verirsek bu dükkanı 3 ay içerisinde Türkiye'nin en karlı saatçisi yapabiliriz. Ay hayır Selda. Yarın ilk iş işini çok iyi yapan bir saat tamircisi buluyoruz ve bu bozuk saatlerin hepsini tamir ettiriyoruz. Ondan sonra da hemen burayı elden çıkarıyoruz. Tüccar zihniyeti var ama vizyon yok, vizyon. Neyse ki o da bende var. Abla bak, senin tüccar zihniyetine benim vizyonum bir araya geldiğinde düşünebiliyor musun? Hayır dedim aa. Abla bak, %50 iyi düşün. Hayır. %51. Hayır. Hadi. Bak, teklifi duyan geliyor. Sen kimsin kardeşim? Efa sporlu, santrafor, Faso Mehmet. Friki kullanıyordum. Gerildim, topa koştum. Bir baktım buradayım. Biraz fazla falso verdin herhalde. Evet, şimdi anlaşıldı. Bu sihirli bir saat. Ne? Kardeş, sen şimdi o maçı yaptığın günü, saati ve dakikayı söyle. 18 Nisan 1969'du. Öğlen 2 gibiydi. 15 dakika falan olmuştu maça başlayalım. Demek ki saat 2'yi çeyrek geçiyordu. Şimdi saati 2'yi 14 geçeye ayarlıyorum. Söyle bakayım, o sırada kafana takılan bir şey var mıydı? Friki kullanıyordum. Topu sağ 90'a mı atacağım, sol 90'a mı atacağım karar veremedim. Peki neye karar vermiştin? Sağ 90'a. Sol 90'a at. 18 Nisan 1969. Hadi koş! Yine sağ 90'a atacaktın değil mi? Tamam tamam, söz. Bu sefer sol 90'a atacağım. Ay kafam çok karıştı. Ne oluyor anlatsana. Selda, bu Ferit'in meşhur keşke saati. Keşke saati mi? Ferit bunu 100 yıl önce insanlar keşke dedikleri ana dönebilsinler diye keşfetti. Eğer başarılı olsaydı seri üretime geçecekti. Denemek için bir aileye verdi. O aileden insanlar keşke dedikleri anlarda Ferit'in yanına geliyorlardı. Ferit de onlara akıl verip yeniden geri gönderiyordu. Ama baktı ki insanlar hatalarını sürekli tekrarlıyorlar ve hiçbir ders almıyorlar. Sonunda bunaldı ve sattı. O gün bugündür saatin nerede olduğunu bilen yok. Sadece sihirli güçleri olan insanların yanında çalışır ve her saat başı çalışır. Yani şimdi biz ikimiz bunun yanındayız ya, her saat başı biri gelir. Peki ne yapacağız şimdi? Ferit'in yaptığını yapacağız. Yoldan geçen ilk normal insana bu saati vereceğiz. Ve bu saatte o zaman normal bir saat gibi çalışmaya devam edecek. Çünkü şunu sakın unutma Selda. Hayat bir kere yaşanır ve nasıl yaşanırsa yaşansın sadece öyle yaşaman gerekir. Ay canım ablacığım benim. Ama frikiyi ters tarafa attırdın. Yoksa saat başı gelecekti Selda. Hemen bu ikisini 10 sene önce yollamamız lazım. Çünkü Ferit zamanla oynama sihrini ortadan kaldırdı. Bir fikri olan var mı? Hadi yine şanslısınız. 5 dakika sonra gelseydiniz fikir mikir kalmıyordu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.